Şehitlerimize, daha önceki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu son olur, bir daha böyle kazalar yaşamayız. Aynı zamanda bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tabii biz aslında kadınlarımıza her zaman Türk milleti olarak ayrı bir önem verdik, değer verdik. Bugünlerde televizyonda Türk tarihiyle ilgili diziler görüyoruz. Orada örnek olması lazım. Türk kadını Kaan'ın veya Bey'in yanında her zaman divanda bile yer alabiliyor, görüş belirtiyor. Ve asker aynı zamanda komutan, aynı zamanda devlet yönetiyor asker kadınımız. Tabii kadın haklarına herkesin riayet etmesi lazım. Zaten böyle bir ayrı bir hak konusu bile konuşmamamız lazım. Biz kadını eşit vatandaş olarak görüyoruz. Ayrıcalıklarına bile gerek kalmadan tüm haklarıyla her konuda eşit olarak yaşaması ve bu kadın hakkı tartışmasının da artık bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle şeyler yapay ve biraz geri kalmış ifadeler gibi geliyor bana. Bunların konuşulmadan ve bu konulara konuşmaya bile gerek kalmadan ortak bir şekilde kadın erkek ayrımı gözetmeksizin yaşamayı sürdürmek gerektiğini düşünüyorum. Covid'e gelince, evet yani Covid-19 maalesef bir gerçek. Dünyanın gerçeği tabii bir pandemiye dönüştü. İşte bir yıl oldu ülkemizde. Geçen sene Mart ayından itibaren bunu yaşıyoruz, bu sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. 185 ülkede vaka görüldü. Tabii ülkemizde de vakalar var. Maalesef ölümler oldu. Ölen tüm insanımıza, ailelerine başsağlığı diliyorum. Sağlık personellerimiz vefat etti. Özveriyle çalışıyor. Çok büyük bir fedakarlık gösteriyor sağlık personelimiz. Vefat eden, hasta olan sağlık personelimize ayrıca başsağlığı diliyorum. Hastalık geçirenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii ciddi bir vaka sayısı var. Mevcut bir sağlık hizmeti ve rutinimiz var. Bu rutinin üzerine eklenmiş COVID vakaları var. Şimdi ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Kestirmek de mümkün değil. Daha ne kadar sürecek, kaç yıl sürecek bilemiyoruz. Bunları tahmin etmek de zor. Evet yani pandemiler çok uzun sürmemiş ama işte bir şey yaşıyoruz, virüs mutasyona uğruyor. Ve mutasyona uğrayıp tekrar yayılıyor. Bu böyle de devam edebilir. Virüslerde mutant olmak olağan bir şeydir. Ama bu ne kadar sürer? Belki mutasyon yapıp yeni salgınlara da sebep olabilir. Ya da öyle bir hale gelir, mutasyon olur, artık insana bulaşmaz hale de gelebilir. Ama şu an için bir gerçek ve vaka görüyoruz, maalesef ölümler görüyoruz. Tabii yeni kararlar alındı 1 Mart itibarıyla. Toplumda beklentiler oluştu artık. Yani herkes rahatsız oluyor durumdan. Hayatının kısıtlandığını, ekonomik faaliyetlerin kısıtlandığını söylüyor. Doğrudur. Yani sıkıldı tabii, insanlar sıkıldı ama biraz endişe duyuyorum. Çünkü ciddi bir şekilde hala vaka var ve bunun son ne olacağını da bilemiyoruz tabii. Bir taraftan hakikaten çok iyi kurallara uyan, alınan her türlü tedbire uyan, yani fedakarlıksa fedakarlık yapan insanımız var. Ama bir taraftan da hiç aldırış etmeyen insanlar var. Yani insanlar bir taraftan kapanıp kısıtlamalara uyarken, işte ne bileyim partiler yapan ya da işte turizm faaliyetleri yapan, kendine göre eğlenceler düzenleyen çok insan da var. Hiç aldırış etmeyen, hatta çok tuhaf, yani nasıl bir şey bu anlamıyorum, virüsün varlığına bile inanmadığını söyleyen insanlar var. Yani orada o insanlar ölüyor ama bir duyarsızlık gösteren kesim de var. O yüzden aslında burada bu duyarsızlık gösteren insanlara seslenmek istiyorum. Bu hepimizin sorunu. Yani sizin bireysel sorununuz değil.
sizin kurallara uymamanız başka bir insanı hasta ediyorsa, onun ölümüne sebep oluyorsa bir vebali var bu işin. Herkesin aynı sorumluluğu göstermesi lazım. Birbirimizle dalga geçmenin alemi yok. Yani o kurallara uyanlara dalga geçen, gülen bir kesim de var. Evet, okullar açıldı, açılması gerekiyordu. Tabii ki her şeyi yapıp, her türlü tedbiri alıp okulları açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü özellikle ilkokul çocukları uzaktan eğitime adapte olamadı. Ve bu tabii ciddi bir eğitimde geri kalmaya sebep oluyor. Okuma yazmayı yeni öğrenecek çocuk. Bunu uzaktan yapmak zor tabii ki. Hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Mutlaka yüz yüze eğitim en azından ilkokul çocuklarına başlaması lazım. Sınava hazırlanacak çocuklar var, hayati öneme sahip tabii ki lise giriş sınavı, üniversite giriş sınavları. Okulların açılmasını o yüzden doğru buluyorum. Her türlü önlemi almamız lazım. Bütün tedbirleri alarak, öğretmenlerin bu arada aşılarının yapılması lazım. Öğretmenlerimizi hızlı bir şekilde aşılayarak okulları açmamız gerekiyor ve bunu çok yerinde buluyorum. Bir takım faaliyetler serbest bırakıldı. Tabii şöyle algılanmasın, yani her şey bitti, normale döndük, Covid-19'dan önceki hayatımızı yaşayacağız anlaşılmaması lazım. Bu arada aşı olmaya direnç gösteren insanlar olduğunu duyuyorum. Onlara da sesleniyorum, mutlaka aşılarınızı yaptırın. Yani ben aşımı yaptırdım, iki dozumu da oldum. Anneme yaptırdım. Ailemizde zaten benim ailemdeki herkes doktor olduğu için olduk. Aşılarımızı olalım. Ama ister aşı olmuş olun, ister hastalık geçirmiş olun, mutlaka da maske ve sosyal mesafe kuralına uymak gerekiyor. Kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak gerekiyor. Karşı karşıya temaslardan mümkün olduğu kadar kaçınalım. Yani bitmedi, onu söyleyeyim. Covid-19 bitmedi. Hala var ve hala aramızda dolaşıyor. Bir vaka kalana kadar bu risk var. Yani bir vaka birden binlerce kişiyi hastalık bulaştırabilir, hasta edebilir. Onun için aşıyı da yaptırmış olsanız da, hastalığı geçirmiş olsanız da tekrar hasta olma ihtimaliniz var. Aşıya rağmen hastalık geçirme ihtimaliniz var. O zaman niye aşı yaptıralım diyebilirler insanlar. Ama şu anki bilgilerimiz şunu gösteriyor ki aşı yaptırmış kişilerde hastalık olabiliyor fakat hafif seyrediyor. Yani hiç aşılı bir kesimde hastalık geçirdikten sonra hastaneye yatmayla ilgili rapor edilmiş bir durum yok. Bunu dikkate alalım. Aşımızı yaptıralım ama aşımızı da yaptırsak, hastalık da geçirmiş olsak tüm önlemlere uyalım. Covid-19 bitmedi. Hepimiz birlikte kurallara uyarsak ancak o zaman bitireceğiz. Bu konuda bu sıkıntıları hep birlikte atlatalım. Birbirimize tahammül edelim, sabredelim. Yani bu olayı bitireceksek biz bitireceğiz. Bizim duruşumuz, bizim kararlılığımız, bizim sabrımız ve özverimiz bitirecek. Yoksa kendi kendine bitmesini beklersek bu belirsiz bir süreç, ne olacağı da belli değil. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Sosyal mesafeye ve mutlaka ve mutlaka maskeye uyarak yaşantımızı sürdürelim. Evet, bir takım serbestlikler oluştu ama bu serbestliklerin kalıcı olması için hepimizin bu kurallara uyup vaka sayısını daha da düşürmemiz lazım. Evet Sayın Vekilim, tabii sizleri özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok sık görüyoruz. Bu konuda tabii teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim. Birçok konuda söz hakkı alıyorsunuz. Son olarak da geçtiğimiz haftalarda Yeşilay Haftası'nı geride bıraktık. Buradaki meclisteki konuşmanız gerçekten tüm Kahramanmaraş halkına gurur verdi, heyecan verdi efendim. Hı-hı. Neler söyleyeceksiniz? Evet, yani elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar her konuya, yani sadece Maraş'ın değil, ülkemizin tüm sorunlarına fırsat buldukça değinmek, gündeme taşımak. Hemen her gün bir konuyu, bir sorunu gündeme taşımaya çalışıyoruz. Tabii Yeşilay Haftası vesilesiyle gündem dışı mecliste söz almıştım. Orada da belirttim. Tabii en büyük sorun sigara, alkol, kumar ve madde bağımlılığıydı. Bir de bunun üzerine şimdi internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı hali oluştu.
O da ayrı bir sorun. Bu sorunların hepsi geleceğimizi, neslimizi sıkıntıya sokan konular. Maalesef sigara çok yaygın kullanılıyor, hala da kullanılıyor. Alkol ve madde kullanımı. Bunlar azalmıyor, bir taraftan artıyor. Daha kötüsü başlama yaşı erkene kayıyor. Yani 14-15 yaşındaki çocuklarda, ortaokul çocuklarında başlamalar görüyoruz. Çok daha riskli tabii ki. Sigara çok riskli. Yani bakın şunu söyleyeyim. O kadar yaygın kullanılıyor ki, yani onu bir kötü bir olay olarak algılamıyorlar ama aslan bilinmeli ki dinimizle açısından da mekruh bir alışkanlıktır. Çünkü faydası yok, zararı var. İnsana zarar veren bir madde. Sigara ile ilişkili nedenlerden dolayı Türkiye'de bir yılda 83 bin kişi ölüyor. Ciddi bir rakam efendim. Çok büyük bir rakam. Covid'den bu zamana kadar ölen sayısı 30 bin. Yani salgın, pandemi yaşıyoruz ama 30 bin Covid ölümümüz var. Sigarayla ilişkili nedenlerden dolayı 83 bin ölümümüz var. Sigara her şeyin sebebi. Kalp damar hastalıklarının, akciğer hastalıklarının, dolaşım sisteminin, sindirim sistemi hastalıklarının nedeni, kanser nedeni, direkt kanser nedeni, bilinen en net kanser nedeni akciğer kanseri açısından ve tabii solunum sisteminde oluşturduğu rahatsızlıklar, verdiği zararlar, ekonomik boyutları, onlar ayrı. Alkol, yani yararı yok ama birçok zararı var. Obezitenin, kalp damar hastalıklarının, o da önemli sebeplerinden biri. Ve tabii ki bir de yani sarhoşluk olayı ve o arada yapılan yanlışlar, kazalar, cinayetler ayrı bir sorun toplumumuzda. Madde hakeza bir kez bana bir şey olmaz diye başlanıp sonra bağımlı hale gelmek var. Hatta işte alınan miktarla birlikte ani ölümler de var. Yani zaten uzun süreli kullanımlarda insanı insanlıktan çıkartıyor tabii ki. Kumar çok tabii kötü bir alışkanlık. En çok beni üzen bu Covid-19 sırasında yani kumar partileri yapıyorlar ya. Oturmuş kumar partisi yapıyor. Bu nasıl bir bağımlılık, nasıl bir alışkanlık? Yani insan böyle 60 saat oturup kumar oynayabilir mi? Yani evini, her şeyini ihmal ediyor tabii. Fakat işte bir de yeni bu sosyal medya başladı. Bağımlılık halini şu şekilde tanımlayabiliriz. Bir eşyaya veya duruma, bir nesneye, bir duruma insanın aşırı derecede muhtaç hale gelme durumudur bağımlı olması. Bunun dışında insanın tüm yaşantısını durduruyor. Yani o kadar ki mesela internet bağımlılığı ne var bunda diyebilir izleyenler. Ama tüm sosyal yaşantınızı bitiriyor, ilişkilerinizi bitiriyor. Yani 24 saat onun başından kalkmıyor insanlar. Sosyal iletişim bozuldu, aile bağları bozuldu, sosyal ilişkileri bozdu. O yüzden bir bağımlılık tabii ki normal yaşantısına zarar verdiği için büyük bir zaman kaybı aslında ama bir taraftan da diğer sorunlara da sebep oluyor. Obeziteye, sürekli oturmanın getirdiği sağlık sorunları da var, fiziksel sorunları var. Tabii fiziksel yani organik sorunlar var, psikolojik sorunlar var ve sosyal sorunlar var. Bunların tabii ki neslimiz açısından, geleceğimiz açısından endişe duyuyorum. Bunları dile getirmeye çalıştık. Hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Tüm toplum olarak, tüm kurumlar olarak mücadele etmemiz lazım. Burada bireysel mücadelenin yanında aile mücadelesi çok önemli. Aile, anne babalara özellikle seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza sahip çıkmanız lazım. Onlara kötü örnek olmamamak gerekiyor. Yani kendisi sigara kullanıp, alkol kullanıp, madde kullanırken demiyorum ama sigara, alkol kullanırken çocuğunuza sigara içmeyin demenin çok da bir anlamı yok tabii ki. Ya da kendiniz bir
cep telefonunu alıp ya da bilgisayarda saatlerce sosyal medyadayken çocuğunuzla ilgilenmiyorsanız, ondan sonra o çocuğa sosyal medyada geçirdiği zamanı eleştirmenin çok anlamı olmuyor tabii ki. O nedenle ailelerin önce örnek olması lazım. Çocuklarını izlemesi gerekiyor. Özellikle akran ilişkileri çok önemli. Yani çocuklar, gençler arkadaşlarından bu tür davranışları daha çok öğreniyor. Onlara özeniyor. Birlikte yapıyorlar. Nereye gittiğini, nerede, kiminle konuştuğunu bilmek gerekiyor. Bilmediği insanlarla sosyal medyadan veya dışarıda ilişkiye girmesini, konuşmasını, birlikte olmasını takip etmek gerekiyor. Bunlar çok önemli konular. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Devlet olarak da bakanlıklar, özellikle Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet, daha çok parçalanmış ailenin çocukları bu madde bağımlılığı için önce başlatıyorlar, sonra da kullanıyorlar, madde satıcısı haline getiriyorlar. Cezaevindeki tutukluların yaklaşık 50 bini maddeyle alakalı madde satıyorlar, sattırıyorlar bu insanları. Tabii bunun arkasında PKK var, terör örgütleri var. Terör örgütleri bu işin hem ticaretini yapıyor hem de yaygınlaşmasına sebep oluyor. Hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Hep birlikte çok mücadele etmemiz lazım. Çünkü sürekli bu büyüyor, azalmıyor. Yani bu endişe verici. Bir diğer endişe verici tarafı da çocuk yaşlara inmesi. Çok endişe verici bir durum. Onun için hep birlikte mücadele etmemiz lazım ve ailelerin de bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin buna çok önem veriyoruz. Özellikle ülke ocaklarımız, burada bizim gençlik kollarımız bir ölçüde. Bununla ilgili çok mücadele veriyor. Biz slogan halinde de şerefli kanımızı, Türk kanını kirletmeyelim diyoruz. Onun ve sokakta kalmış, ortada kalmış veya madde kullanırken ortalıkta kalmış insanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunları alıyoruz, barındırıyoruz. Yani ocak olarak ciddi bir mücadele veriyoruz. Tabii burada Yeşilay ciddi bir mücadele veriyor. Bakanlıklarımız ciddi bir mücadele veriyor. Ama bu işi sürdürmemiz gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Ciddi bir tehlike bu. Daha da büyüdüğü için o yüzden endişe duyarak bunu gündeme getirdim ve hep birlikte mücadele etmeye çağırdım insanlarımızı. Evet Sayın Ekim, tabii bu ülke 28 Şubat gibi çok ciddi bir süreci geride bıraktı. Gerçekten birçok insanda kalıcı tahribatlar yarattı, aslına bakarsak çok zor bir süreçti. Evet. Bu konu hakkında neler söylersiniz efendim? Yani tarihimizin önemli sıkıntılı sayfalarından birisi 28 Şubat. Geçen hafta 28 Şubat'ın yıl dönümüydü. Tabii yine bir kumpas, yine bir oyun, bir algı operasyonu yaşadık. Sanki bir takım kişileri tabii gündeme taşıdılar. O zaman sözde tarikat mensubu kişilerin yanlış davranışları, örnekleri sergilendi ve toplumda bir galeyana getirme oldu. Yani bir takım olaylar bahane edilerek çok ciddi bir şekilde mevcut hükümete dayatmalar oldu. Rahmetli Erbakan, o zaman başbakandı biliyorsunuz. Erbakan'a çok ciddi baskılar yaşandı, yapıldı. Ve bu baskılar sonrasında da istifaya zorlandı. Tabii ilginç bir tarafı şuydu 28 Şubat'ın. Yani o zaman da aynı 15 Temmuz gibi milletin silahı millete doğrultuldu. Sincan'da tankların yürümesine hiç anlam veremiyorum. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ordunun silahlarıyla millete ayar vermeye çalışıyorlar. Ve hadsiz bir konuşma, Çevik Bir'in lafları tabii ki çok büyük bir hadsizlik, edepsizlik. Demokrasiye balans ayarı yaptık diyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Ne demek demokrasiye balans ayarı yapmak? Senin haddine mi? Kimsenin haddine değil. Demokrasiye, Türk demokrasisine, Türk milletine ayar yapmak senin işin mi?
Kimsenin işi değil bu. Hele hele bir askerin, askerin içine sızmış bir kişinin hiç haddi değil. Onun arkasından tabii bu bahane edilerek bir takım kararlar alındı 28 Şubat'ta. Ve çok iddialı laflar ettiler, 1000 yıl sürecek etkisi diye. Ama özellikle 28 Şubat sonrasında genç kızlarımıza çok büyük eziyetler edildi. Başörtülü kızlarımız okullara alınmadı. Ben o zaman üniversitede öğretim üyesiydim. Başörtülü öğrencilerimizi derse sokarken ya da onları derse alırken, okula alırken ne sıkıntılar yaşadık. O çocukların düştüğü sıkıntıları, eziyetleri yani yaşadık, hep birlikte yaşadık. İnsanlar fişlendi. Memuriyette olanların memuriyetine atılmalar oldu, işten atılmalar oldu, takipler oldu. Ya bir Batı Çalışma Grubu diye bir grup kurdular. Çevik bir başkanlığındaydı. Ve bütün insanları izlemeye aldılar. Özellikle inançlarını yaşamaya çalışan insanları. Bunların hiçbirini kabul edemiyoruz. Tabii bunlar da yine dışarıdan beslenen kişiler olarak görüyorum. Askerin içinde uzantıları vardı. Sermaye sahiplerin içerisinde o zamanki TÜSİAD ve sermaye sahipleri vardı. Basının içerisinde çok ciddi yandaş destekçiler vardı. Hukukun içerisinde, yargının içerisinde çok ciddi destek. Birlikte hareket ettiler. 4 koldan, 5 koldan. Birlikte hareket ettiler. Ve Türkiye'de bir iktidar değişikliği oldu. Sermayenin bir reaksiyonuydu bu. Tabii ki yine dış kaynaklardan beslenen, desteklenen bir hareketti ve Türkiye'de demokrasiye darbe vuruldu. İlginçtir benim gözlemlediğim. O zaman Erbakan'a Fethullah Gülen, o zaman da popüler, Fethullah Gülen bu darbeyi haklı buldu. Yani yapanları, alınan kararları, görevini yaptılar diye savunması var. O zaman da aynı kafa, aynı Türkiye'yi yönetimi ele geçirme çabalarının paralellik gösterdiğini, birlikte hareket ettiklerini gösteriyor. Tabii ki o uzantılar 15 Temmuz'da direkt Fethullah Gülen üzerinden bu sefer ortaya çıktı. Ama o zaman da bence birliktelikleri vardı, beraberlikleri vardı. Çünkü aynı yerden besleniyorlar, aynı yerden yönlendirilen insanlardı bunlar. Hani işte bizim çocuklar diyorlar ya, birilerinin çocukları bunlar. O gün de bu çocuklar devredeydi. Ve o işbirliği 15 Temmuz'a kadar da sürdü. Hala da sürüyor tabii, yani bu iş bitmedi. Tabii bunun en ağır bir şekilde yargılanmasını ve bu kişilerin cezalanmasını bekliyorum. Yani bir ara çevik bir, hatta tekrar popüler hale bile geldi. Hala bu insanlar korunuyor, hala bu insanlar hak ettikleri cezalar verilmedi, çarptırılmadı veya bunun bedelini ödemediler. Bir an önce bu bedelin de ödenmesini bekliyorum, yani kamu vicdanı açısından. Evet efendim, Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli özellikle HDP'nin kapatılması noktasında ve HDP'li vekiller için hazırlanan fezleke ile ilgili bir takım söylemleri olmuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun Sayın Vekilim? Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri bizim politikamızdır ve aynı görüşteyiz. Biz HDP'nin devlete silah dayayan, askerimizi, polisimizi öldüren teröristlerle işbirliği içerisinde olan ve bu işbirliği de net olan, yani böyle bir belirgin, bunu biz spekülasyon yapmıyoruz, biz itham etmiyoruz. Net, yani bu direkt terör örgütleriyle bağlantıları var. Hiçbir zaman HDP'ler, dikkat ettiyseniz mecliste, PKK'yı ağzına almıyor. Hatta PKK'yı savunduğunuz zaman, olayı eleştirdiğiniz zaman hemen başka bir yerden saldırmaya çalışıyorlar ve konuyu değiştirmeye çalışıyorlar. Biz de tekrar Genel Başkanımızın söylediği gibi fezlekeleri geldiği zaman zaten biz bunların dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda
tarafız, istiyoruz bir an önce bunların. Onun dışında da bu HDP'nin tümüyle, parti yöneticilerinin tümüyle PKK ile işbirliği olduğu için, bu da net, gitmişler işte Kandil'e de gidildi. Her bölgede gidiyor, birlikte hareket ettikleri görüşmeleri de var net bir şekilde. Terör örgütleriyle bağlantısı olan bir parti haline geldiği için HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Yani bu defalarca Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu ifade ediyor. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını söyledi. Eğer başlatmasaydı biz resmi olarak da başvurup bunun soruşturma açılmasını isteyecektik. Şimdi Sayın Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma başlattığını söyledi. Bekliyoruz. Hiçbir ülkede terör örgütü ile bağlantılı siyasi parti olamaz. Bunu şimdi insan hakları yok dokunulmazlık diye değerlendiriyorlar ki, milletvekilliği dokunulmazlığı terör örgütüyle bağlantı kurmayı, işbirliği yapmayı sağlayan bir durum değildir. Bunu böyle algılamamak lazım. Yani milletvekili olduğunuz için siz terör örgütüyle bağlantı kuramazsınız. Ya da onun savunuculuğunu yapamazsınız. Onunla işbirliği yapamazsınız. Hiçbir ülke buna müsaade etmez. Bizim de müsaade etmememiz gerekiyor. Bir an önce bu suç işleyen, terör örgütüne bulaşmış herkesin gereken cezayı en hızlı bir şekilde alınıp uygulanmasını istiyoruz. Evet, Sayın Vekilim, tabii öte yandan yeni anayasa tartışmaları da tabii tüm hızıyla devam ediyor. Sizler de bir televizyon programında bunu gündeme getirmiştiniz. Bununla ilgili yorumlarınız evet. Olmuştu efendim. Şu andaki tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu anayasa tartışması neden bu kadar uzadı? Şimdi Türkiye'de anayasalar, tabii 1921'deki ilk anayasamız, ondan sonra 24'te onunla ilgili bir takım değişiklikler oldu ama esas 21 anayasası, ondan sonra 61 ve 82 anayasamız var. Hep askeri darbelerden sonra yapılmış, özellikle 61 ve 82 anayasasına bakarsanız. Herkesin ağzında da bir sivil anayasa lafı var aslında. Herkes lafa geldiği zaman diyor ki işte bir sivil anayasa olsun. Herkes anayasadan şikayetçi, eleştirisleri var. Tabii 82 anayasasının şöyle bir sıkıntısı var. Anayasa yapılmış, evet o günkü şartlarda yapılmış bir anayasa. Uzun aslında anlatacak çok şey var anayasayla ilgili. Birilerinin isteğiyle anayasa yapılmamış olması lazım. Milletin ihtiyaçlarıyla anayasa yapılmış olması lazım. Gerçek değerleri ifade etmesi lazım. Şimdi anayasa nedir? Devletin temel yapısını ve görevleriyle insanların haklarını ifade eden bir metindir. Ortak bir metindir. Her şeyin üstünde olan bir metindir. Bir mutabakat metnidir aslında. Ama işte bu metin, bu kanun, anayasa kanunumuz bir uzlaşmayla olmamış hiçbir zaman. Bunu ifade edildi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Genel Başkanımız da bunu ifade etti. Yani şu an ortam müsait, bu çalışmayı yapalım diye çağrıda bulundu. Tabii diğer partileri de çağırıyoruz. İşte oturalım, uzlaşılarak bir anayasa yapalım. Niye? Çünkü anayasayı da çok değiştirmişiz. Bu da aslında iyi bir şey değil. 182 maddesini değiştirmişiz. %65'ler, 66, neredeyse 3'te 2'si oluyor. Değişmiş anayasanın. Defalarca da değiştiriyoruz. Bir de şimdi devletin önemli bir yönetim şekli değişikliği de oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oldu. Bunların da tümünün dikkate alınarak bir aynı bakış açısıyla bir anayasa oluşturmamız lazım. Anayasanın içerisinde çelişkiler var, tutarsızlıklar var. Bir yerde liberal bir yapı var, bir yerde sosyal demokrat bir yapı var. Bunların işte hepsinin birlikte tek bir şekilde düzenlenirse bu anayasa tartışmalarından ve anayasa değişikliklerinden de kurtulmamız lazım. O nedenle belirtildi. Biraz evvel de söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Genel Başkanımız da bunun uygun olduğunu söylediler şu anki ortamın. Böyle bir çalışmaya davet edildi. Ama şimdiden CHP'nin
İyi Parti'nin, zaten HDP'nin olumlu davranacağını beklemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin de açıklamaları çok da bu işe sıcak bakmadıklarını ifade ediyorlar. O konuda biraz karamsarım. Ama özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi bir takım, o zaman onlar olmazsa, çalışmalar yapacaklar. Birlikte çalışmalar, hazırlıklar yapıyoruz. Eğer uzlaşılmazsa herhalde iki parti ayrı bir taslak hazırlayarak gündeme getirir. Niyet şu, yani yeterli bir desteği bulalım, mecliste kabul edilsin ve meclis anayasanın da sahibi olsun isteniyor. Ama bakalım nasıl gelişecek, göreceğiz hep birlikte. Evet efendim, tabii Kahramanmaraş üzerine biraz değinmek isteriz sizlerle birlikte. Özellikle yatırımlar tabii tüm hızıyla devam ediyor. Sizler de Büyükşehir, evet. Sizler de özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yatırımları bizzat takip ediyorsunuz. Evet. Ankara'da yatırımları takip ediyorsunuz efendim. Kahramanmaraş özeline gelirse bu yatırımlar hakkında neler söylemek isteriz? Tabii biz şehrimizin çok daha iyi olmasını, daha refah seviyesinin yükselmesini, her konuda hizmetin daha artmasını, halkın beklentilerinin karşılanmasını bekliyoruz. Hem merkezi hükümetten hem de belediyeler üzerinden yapılacak hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Tabii şehrin vekilleriyiz. Şehrimizin insanlarının daha iyi yaşamasını istiyoruz. Refah seviyesi yükselsin, yatırımlar sonuçlansın istiyoruz. Yol, özellikle yollarla ilgili yatırımların bir an önce bitmesini istiyorum. Onun dışında bizim tabii çok önemli bir kamusal yatırım alanı, sulama ile ilgili yatırımları çok önemsiyorum. Şehrin artık tarım çok önemli bir sektör haline geldi. Her zaman önemliydi ama şimdi daha da önemini anladık. Fakat bir de rekabet var. Nüfus artıyor. Daha çok tarımsal üretim yapmamız lazım. Kahramanmaraş aslında çok tarım şehri, aslında çok yatkın. İklim olarak çok uygun. Su olarak da zengin. Fakat tarımsal sulamada sıkıntımız var. Arazilerimizin sadece %25'i sulanıyor. Özellikle şehrin kuzey kesimi, Göksun, Avşin, Elbistan tarafında ciddi sulama sorunlarımız var. Barajlarımız var. Yapım aşamasında olan projeleri yapılmış veya ihale edilmiş barajlarımız var. Onların bir an önce bitmesini istiyoruz mutlaka. Ve yeni yaklaşım artık sulamada kapalı sistem sulama. Bunların, ağların oluşmasını ve arazilerimizin sulanmasını istiyoruz. Bir de eski kanallarımız yıprandı. Bu açık kanallar hem doluyor, tıkanıyor, bozuluyor. Bunların da tamir edilmesi lazım. Bunlar için uğraşıyoruz, sürekli teklif de ediyoruz. Şimdi 2021 yılı için barajlarımızın, özellikle sulama kanalları için ciddi bir ödenek geldi. İnşallah bunları kullanıp bu sene belirli bir aşamaya getiririz diye düşünüyorum. Onun dışında tabii okullaşma olayını çok önemsiyorum. Daha çok okula ihtiyacımız var, dersliğe ihtiyacımız var. Sanayileşme açısından da tabii devlet altyapıyı yapar. Sanayileşmek, sanayi kuruluşu kurmak özel sektörün işi. Onun için de devlet olarak da bizim bir takım organize sanayi kurma çabalarımız var. Bunların bir an önce biterek yatırıma açılır hale gelmesini bekliyorum. Çünkü şehrimiz, evet, ciddi bir şekilde göç vermiyordu bu zamana kadar. Göç de almıyoruz nüfusumuz açısından. Ama son zamanlarda, yani merkeze bir göç var tabii köylerden, diğer ilçelerimizden. Ama mesela 2020 yılında şehir olarak göç vermişiz. Nüfusumuz ciddi bir şekilde göç veriyoruz. Bunu durdurmanın tek yolu da tabii ki daha çok istihdam oluşturmaktır. Daha çok istihdam içinde hem tarımda hem de özellikle sanayide yeni iş alanları açmak. Hem böylece istihdam yaratmak hem de ekonomik seviyemizi yükseltmek lazım. Şeyimiz iyi değil. Milli gelirimiz, şehir olarak milli gelirimiz iyi değil. Kişi başına düşen gelirimiz iyi değil. Bunu kalkındırmak lazım. Yani Kahramanmaraş Türkiye'nin tarımsal potansiyeli olarak 11. ili. Nüfus açısından 18. ama kişi başına düşen milli gelir açısından 41. il. Bu konuda daha çok iş imkanına, daha çok yatırıma ihtiyacımız var.
insanımız başka bir yere gitmek zorunda kalmasın, şehrimizde iş imkanı bulsun, hem üretsin hem de daha iyi yaşasın uğraşı içerisindeyiz. Evet Sayın Vekilim, tabii çok değerli bilgiler aldık sizlerden. Öncelikle teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldunuz. Sizleri izleyen sevgili Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, yani hep birlikte Maraş için uğraşıyoruz, birbirimiz için uğraşıyoruz. Birbirimizin daha iyi, daha mutlu, daha huzurlu yaşaması için, şehrimizin daha yaşanabilir hale gelmesi için uğraşıyoruz. Yaşanabilirlik endeksleri yükselsin, şehrimizdeki herkes mutlu olsun. Tabii önce şehrimiz mutlu olsun, sonra tüm Türkiye mutlu olsun derdindeyiz. Birbirimize tahammül edelim, birbirimize anlayış gösterelim ama daha çok çalışalım, daha çok üretelim. Hem biz daha iyi yaşayalım, hem ülkemiz daha iyi yaşasın. Bunu da inşallah hep birlikte başarırız diye düşünüyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Vekilim, çok sağ olun efendim. Evet efendim, bir gündem özelinin daha sonuna geldik. Değerli milletvekilimiz Sefer Aycın'ı stüdyolarımızda ağırladık. Bir sonraki programımızda tekrar görüşünceye dek diyelim efendim. Hoş kalın, hoşça kalın.